Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yine yeni bir gündem özel programında da Tekrum El Televizyonu İstanbul stüdyolarından canlı yayınla bir kez daha karşınızdayız. Evet, her hafta farklı konu ve konuklarıyla gündemi özelde ancak sözelde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gündem bir hayli yoğun, bir hayli değişken, bir hayli de kaygan zemin üzerine kurulu gündemler var. Baktığımızda son zamanlarda tartıştığımız en önemli konulardan birisi Bulgaristan'da yaşanan kaos siyaseti ve sonrasında ise hemen güneye indiğimizde, Rodopların öteki yakasına indiğimizde Yunanistan'da, Batı Trakya'da neler olup bitiyor? Hep bir yüreğimiz, bir yanımız sızlıyor. Neden sızlıyor? İşte sırf bu sebeplerden. Hep bir eksiklik var, hep bir yanlış var. Bizler ana vatandan bu eksiklikleri, doğruları görmeye çalışıyoruz. Yetkilileri uyarmaya, bir dizi tedbirler almalarını sağlamak amacıyla bu yayınları gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ı tartıştık. Bu hafta ise biraz geriye gidelim istedik. Aslına bakarsanız Bulgaristan'la Yunanistan arasındaki, Bulgaristan'da asimilasyon dense de Yunanistan'da da bir takım direniş denilerek Batı Trakya'da aşağı yukarı 30 yıllık bir sürece damgasını her iki ülkenin de Rodopların güneyi ve kuzeyinde yaşanan sancılı bir süreci anlatmakta yarar var diye düşünüyoruz. Tam 28 yıl önce Yunanistan'da Batı Trakya'da bütün sorunların üstesinden gelindiği gibi gözükse de aslında bir balon gibi sıkılmış ve patlamaya yüz tutmuş sorun. Türklük sorunu, Müslümanlık sorunu. Balkan coğrafyası üzerinde her yerde konuşulan ve her zaman için Hristiyan aleminin canını sıkmış olan siz Türksünüz, siz Müslümansınız kelimesi adeta bizim toplumumuz içinde bıçağın kemiğe dayandığı bir nokta. İşte biz bu akşam 28 yıl önce bıçak kemiğe nasıl dayandı, oradaki insanlarımız nasıl direnişe kalktı ve neden bizim Türklüğümüzü sorguluyor, yargılıyorsunuz ve neden bize dokunuyorsunuz dercesine adeta Batı Trakya'da büyük bir direnişe kalkıştılar. Şimdi bu akşam stüdyomuzda değerli konuklarım var. Konuklarımla beraber her yıl olduğu gibi 29 Ocak sürecini tartışacağız. 29 Ocak'ta Batı Trakya'da neler oldu, neler bitti onları konuşacağız. Gerçi havanda su dövdüğümüzü söyleyenler çok olsa da Batı Trakya için bir arpa boyu yol alabiliyorsak ne mutlu bize. Yetkilileri, hem bizim Türkiye'nin yetkililerini hem de Yunanistan yetkililerini, iki kardeş ülkenin sorunlarını ortak payda buluşturuyor, insanların insanca yaşamasını sağlamak istiyoruz diyorsak ve bunu kabullendirebiliyorsak ne mutlu bize. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım. Değerli konuklarımızı ben sizlere takdim etmek istiyorum. Tabii ki demokrasinin olmazsa olmazları, siyasetin vazgeçilmez ismi, Yunanistan'da demokrasi var diyorsak ve adına da yüzyıllar öncesinden bu yana demokrasi diyorsak, demokrasinin beşi Yunanistan'da siyasi bir parti, DEP Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş yanımızda. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Hoş bulduk. Yine eski, önemli bir isim. Eski derken yaptığı işler çok eskide kalsa da hala bugün 29, 30, 40, 50 yıl ne olursa olsun hala tartışılabiliyor. Hala gündemde kendini kalmaya özen gösteriyor. Sayın Burhanettin Hakküder var. Eski genel başkan, şimdiki hukuk sorumlusu avukatımız. Hoş geldiniz abicim. Ve yine Batı Trakya Türklerinin Danışma Derneği'nin genel başkanı, genç, dinamik genel başkanı. Göreve geldiği günden bu yana adeta kalbi Batı Trakya sevdası için atan ve bu uğurda her şeyi göze alan bir isim. Değerli Necmettin Hüseyin yanımızda. Hoş geldiniz genel başkan. Hoş bulduk. Evet, şimdi merak ediyorsunuz ne konuşacağız, ne tartışacağız. Geçen yılda bu tarihlerde bu konuları konuştuk. Aradan geçen 365 günlük süre içerisinde Yunanistan'da ne değişti? Aslında çok şey değişti. Yunanistan'da hükümetler değişiyor sürekli olarak. Sürekli olarak seçimler yapılıyor. Her seçimde vaatler veriliyor. Batı Trakya'ya verilen vaatlerse azınlığın sorunlarının çözüleceği, azınlık diye bir sorunun kalmayacağı ama seçimlerden sonra oylara atılan beyaz oy pusulaları gibi sandıkta her şey kalıyor. Adeta o şeffaf fanus içerisindeki oy pusulaları bize şeffaf görünse de yetkililerin içinden kim bilir neler geçiyor. Neler geçiyor? Dilerseniz şöyle o süreci bir yaşamak, o süreci bir hatırlamak adına Burhanettin abiyle bir başlayalım. Sayın Hakküder, neler söyleyebiliriz 29 Ocak? Yani bundan tam 28 yıl önce yaşanan sıkıntılı bir süreç. İsterseniz biraz evveliyatına bakalım da şöyle bir hafızaları tazeleyelim. Evet. Şimdi ben her şeyden önce Tekrumeli Televizyonu'na bir daha teşekkür ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Ve gerçekten Tekrumeli Televizyonu Balkanların sesi olmaya devam ediyor.
Türk dünyasının sesi olmaya devam ediyor. Bu akşam da bunu gösteriyoruz diye düşünüyorum. Yine Batı Trakya Türklerini Türk kamuoyuna tanıtırken neden Batı Trakya Türkleri diye bir azınlıktan bahsediyoruz? Bunu kamuoyumuza tekrar kısaca da olsa hatırlatmamız gerekiyor. Batı Trakya Türkleri Meriç ile Karasu Nehri arasındaki 8578 kilometre karelik kara parçası üzerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. 1923 yılında yapılan Lozan Anlaşması'yla bu bölgede azınlık statüsünde kalıyorlar ve o tarihte nüfusun %80'i Türk, arazilerinde %86'sı Türklere ait. Ve 1924'te başlayan bu süreç kırılma noktalarını kendi içinde yaşamış. Yani 1923 ile 40'lı yıllara kadar Yunanistan ekonomik olarak çökmüş, Birinci Dünya Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yıkımı yaşayan bir Yunanistan, Batı Trakya Türkleri ile pek uğraşmaya zaman bulamamış. Ve Batı Trakya Türkleri ile gerçekten o dönemde rahat huzur içinde yaşamışlar. Ve bu dönemde parantezle söylüyorum, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Batı Trakya ile özel olarak ilgilendiğini de görüyoruz. Çünkü harf devrimi Türkiye'de uygulandığının hemen akabinde Batı Trakya'da uygulanıyor. Biliyorsunuz Batı Trakya'da da Latin harflerinden önce Arap harfleriyle yazılıyordu, çiziliyordu. Ama Türkiye'nin bütün etkisini ta Ulu Önder'in başlattığı projeyle yaşamış Batı Trakya Türkleri. Ve tabii 1940'ta İkinci Dünya Savaşı, Yunan İç Savaşı derken 1950'lere geliyoruz. 1950'lere geldiğimizde Kıbrıs meselesi diye bir mesele çıkmaya başlıyor. Yunanistan için, Türkiye için Kıbrıs ilk defa gündeme geliyor. 1950 yılında Kıbrıs gündeme geldiğinde Yunanlılar Birleşmiş Milletler'de yaptıkları konuşmalarda diyorlar ki bakın Kıbrıslılar da azınlık statüsüne girsinler. Batı Trakya Türkleri diyorlar azınlık statüsünde rahat huzur içinde bizimle birlikte yaşıyorlar. Ama Kıbrıs halkı eşitlikten vazgeçmeme kararlılığını gösterince Batı Trakya'da da baskılara başlıyor Yunanistan ve ilk baskıları Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 1950'lerden sonra yaşamaya başlıyorlar. 1967'ye geldiğimizde Yunanistan'da Junta'nın iktidara gelmesiyle birlikte gerçekten Batı Trakya Türkleri için cehennem azabı diyebileceğimiz bir süreç başlıyor. Temel insan hak ve özgürlüklerinden mahrum, vatandaşlık haklarından mahrum, Lozan Anlaşması'nın hiçbir hükmünün uygulanmadığı bir süreç başlıyor 1967'de. Neler oluyor? Vatandaşlık hak, Yunan vatandaşı Batı Trakya Türkleri, Yunanistan bu insanları Lozan Anlaşması ile almış, demiş ki ben kendi vatandaşlarıma verdiğim tüm hakları Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına da vereceğim demiş. Ama 67'ye geldiğimizde bakkal dükkanı açamıyorsun. Traktör ehliyeti alamıyorsun. Hiçbir devlet kurumunda çalışması söz konusu değil. Resmi kurumlarda çalışamadığın gibi kendine ait aracı dahi kullanamıyorsun. Şimdi hikaye gibi gelecek birçok insanımıza ama şeyde tarlalarla traktörün peşinde trafik polislerinin koştuğu yılları yaşadı Batı Trakya Türkleri. Ve kalktılar 1936'larda kurulmuş olan Gümücüne Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği, efendime söyleyeyim öğretmenler gibi birliği gibi kuruluşlarda uğraşmaya başlandı. Hele hele 1974'e geldiğimizde Kıbrıs Harekatı'na birlikte dozajı ve uygulamaları acımasız bir şekilde devam etmeye, göçe zorlama, asimile politikaları ve yasak bölgelerin yaratıldığı İskeçe Şahin bölgesinde bunlar hikaye gibi geliyor ama 2000 yılına kadar uygulanan hikayelerdi bunlar. 2000 yılına kadar yasak bölgelerin olduğu, Yunanistan'ın içinde Yunan vatandaşları diğer Yunan vatandaşlarını görebilmek için özel bir kimlikle o bölgeye girip çıkabildikleri süreci yaşadı. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı, Şahin bölgesi bahsettiğim bölge ve yine tüm Rodop dağlarının etekleri yasak ve dozajı artararaktan baskıların uygulandığı yerlerdi. Tabii 1988 yılına gelindiğinde Yunanistan Yüksek Mahkemesi Batı Trakya'da Türk yoktur dedi ve tüm
kurumların kapatılmasına. Yani isminde Türk ismi olan İskeçe Türk Birliği, Gümüşhane Türk Gençler Birliği, Batrake Türk Öğretmenler Birliği'nin kapanmasına karar verdi. O tarihte ilk defa Türkiye ile Yunanistan'ın başbakanları rahmetli Özal'la, ikisi de ebediyete göçtü. Rahmetli Özal'la Baba Papandreou Davos'ta buluşacaklar. İşte onun arifesinde 1988 yılının 29 Ocağı'nın arifesinde Batrake Türkleri kendileri bir karar veriyorlar. Diyorlar ki bizi buraya bırakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bizi burada da eşit vatandaşlar ve Lozan Anlaşması'na dayalı olaraktan tüm haklardan yararlanmış şekilde yaşatma taahhüdünde bulunan Yunanistan'ın başbakanları şeyde buluşuyorlar. Davos'ta buluşuyorlar ve biz sesimizi burada duyurabiliriz. Hep birlikte Gümüşhane'de meydanda toplanalım. Biz Türk'üz ve Lozan Anlaşması'nın 45. maddesinin şu hükmüne göre Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklara tanınmış olan haklar Yunanistanca'da kendi ülkesinde bulunan Müslüman Türk azınlığa verilecektir hükmüne dayanmamıza rağmen. Buradaki varlık sebebimiz Yunanistan bunlara uymuyor. Bu uymamasının müeyyidelerini Türkiye Yunanistan'dan talep etmelidir. Yunanistan da bunlara uymalıdır. Sesini duyurmak için 29 Ocak 1988'de bir arada toplanma kararı veriyorlar. Yani Gümüşhane'de de toplanıp bu seslerini duyurma şeyi. Bu vesileyle ben o tarihte Batrake Türkleri Dayanışma Derneği'nin genel başkanı olan Tahsin Salihoğlu, Avrupa Federasyonumuzun başkanı Cafer Alioğlu, yine Mehmet Emin Aga rahmetli İskeçe müftümüz, Ahmet Faikoğlu, Sadık Ahmet, İsmail Rodoplu, İbrahim Şerif, Mustafa Hafız Mustafa gibi isimlerin koordinasyonunda ve Yüksek Azınlık Kurulu Batı Trakya'da bu hareketi başlatıyorlar. Ve o hareketi bu akşam tartışacağız. Tabii iki tane 29 Ocak var. Bir 29 Ocak 1988'de yaşanan, bir de 29 Ocak 1990 diyelim. Evet. Kısaca özetini verelim. Tarihi süreci hasbelkader biraz değerlendirdikten sonra gönül istiyor ki aslında şu anda Batı Trakya'da bu yayını izleyen çok ciddi bir izleyici kitlemiz var. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın tamamı ekranları başında Batı Trakya ile ilgili neler konuşacağımızı, konuklarımızın neler söyleyeceğini merak ediyor. Bu sancılı süreç, bu sıkıntılar aslında hep 50 yaş ve üzerini çok merakla ilgilendiren konular. Çünkü o günleri, o süreci onlar yaşadılar ve bizi dinlerken de evet biz bunları yaşadık, biz bunları biliyoruz, gördük, duyduk, sayenizde öğrendik. Peki her yıl aynı şeyi yaparak, tecrit pilavı gibi önüne sunarak birilerini biz bu yayını neden yapıyoruz? Biz bu yayını neden mi yapıyoruz? Şu anda ekranları başında olmayıp da belli başlı köşelerde oturan 18, 20, 25, 30 yaşlarındaki gençlerimize seslenmek istiyoruz. Yaşadığınız bir parça toprak, vatanınız Yunanistan'daki o bir parça toprak, ecdadınızın size bıraktığı miras, belli süreçlerden, sancılı süreçlerden geçerek yaşanılan bütün sıkıntılara rağmen hala orada bizlerin birer tapusu, ecdadımızın birer mührü gibi yaşanan ve yaşatılan insanlarsınız. Anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız bu sıkıntıları gördüler, yaşadılar. Ama siz şu an toz pembe bir Yunanistan'da yaşıyorsunuz. Belki elinizde birer frapeyle bizi izlemekten ziyade başka kanalları tercih ediyorsunuz. O yüzden dolayı şunun altını bir defa çizmek istiyorum. Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği asla ve asla olmaz. Bu yüzden biz de geçmişten geleceğe ışık tutmak üzere bu programı yapıyoruz. Bu programı dinlemenizi, eğer dinlemiyorsanız bizi izleyenler sizlere izlettirmesi dileğiyle diyelim ve kaldığımız yerden büyük sorumluluk üstlenerek merhum Sadık Ahmet'in o diktiği anlı şanlı bayrağı, kurduğu siyasi partiyi, mücadeleyi bu arenada devam ettirerek adeta bir mücadelenin başladığını gösteren partisinin şu anki genel başkanı Mustafa Ali Çavuş'a ben sözü vermek istiyorum. Efendim az önce hoş geldiniz dedik. Aslında evinize geliyorsunuz. Bizler de Batı Trakya evimize geliyoruz. Yunanistan'da yaşamak çok kolay. Sahilde girmek, Kavala'da denizde serinlemek, Selanik'te gezmek, Atina'daki tapınakları, oraları görmek çok basit. Ama Yunanistan'da Yunan vatandaşı olmak kolay da Türk olmak zor. Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz.
Tabii öncelikle Gökhan Bey, Tek Rumeli izleyicilerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 29 Ocak Milli Direniş Günümüz. Şimdiden tüm Batı Trakya Türklerine, Rumeli Türklerine hayırlı olsun diyoruz. Anıyoruz, önceden anıyoruz. 29 Ocak'ta yapılan mücadeleler olmasaydı bugün belki de bizler Batı Trakya'da rahat nefes bile alamayacaktık. O gün mücadeleye baş koymuş olanlar, mücadele etmiş olanları ve ebediyete göç etmiş olanları ben rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Başta Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına. O gün gerçekten Batı Trakya Türkleri bir tarih yazdılar. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı belki de dünyanın en uysal azınlığı. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını bu tür hareketlere sürüklemek çok zor olur. Belki Batı Trakya Türk azınlığı susar ama patladığı zaman da önünde kimseler duramaz. 29 Ocak 1988 de Batı Trakya Türk'ünün şahlanışıdır. Batı Trakya Türkleri 1988'e gelene kadar ki sorunlara bakmak lazım. Ben 1981'de demokrasinin beşiği denen ülkemiz Yunanistan 1981'de Avrupa Parlamentosu'na Avrupa Birliği'ne üye oldu. Avrupa Birliği'ne üye olmuş bir Yunanistan'da tabii ki azınlıklara karşı daha iyi niyet açılımlar beklersiniz. Ama azınlığımız Avrupa Birliği'ne üye olmuş ülkesinden beklenenlerin tam tersini gördü. Tam tersini gördüğü için de dernekleri kapatılmış, kimliğin inkarı yaşanıyor. Ülkede Yunanistan vatandaşıyım demek dahil zor. Evinden çıkamaz hale gelmiş. Tabii tarımla uğraşan, toprağına bağlı bir toplumuz. Traktörü var, ehliyeti yok. Evinin evi var, tapusu yok. Evinin çatısı akıyor ama onu onaramıyor. Yunanistan bizleri emanet olarak almış ama ben emanete ihanet ediyor bana göre. O günlerde ve şimdi de aynı tablo sürüyor. Ve insanımız tek çare olarak sesini duyurmak istedi. Sesini duyurmak için binlerce Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı o gün Gümülcine şehir meydanına zor şartlarla da olsa tarlalardan, nehirlerden, çaylardan geçerek Gümülcine meydanında toplandı. Ama bu toplantı esnasında tabii polisin aşırı şiddet kullanımıyla karşılaştı. Kısacası yine o günkü yaşananlar dünyaya verdikleri ses bana göre yeterli oldu. Eğer o gün yaşanmasaydı Batı Trakya Türkleri belki de bugünkü şartları elde ettiği vatandaşlık haklarını dahil elde edemeyecekti. Burada amaç yıllardan beri kısacası benim gördüğüm, yaşadıklarım şunu gösteriyor. Yunanistan 1924'te Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını emanet olarak almış ama bu emaneti kimliğiyle, kültürüyle, her şeyiyle içine sindirememiş. Hala daha bugün geldiğimiz şartlarda 88'de neysek 2016'da da %80 aynıyız. Vatandaşlık haklarında bir nebze ilerlemeler olsa da azınlık haklarında kötüye doğru bir gidiş var. Yunanistan'ın devlet politikası bir türlü değişmiyor. 1950'lerdeki devlet politikası neyse, 70'lerdeki devlet politikası neyse, 2016'lardaki azınlığa tutum ve düşüncesi belli olan devlet politikası devam ediyor. Tek özlemleri var. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını o topraklardan koparabilmek, asimile edebilmek. Düşünün, zorla da olsa sizleri asimile edeceğiz diyorlar. Biz de diyoruz ki biz bu topraklara asırlar önce hoşgörüyü getiren milletin torunlarıyız. Eğer bizler asırlar boyu Yunanlara karşı ve diğer unsurlara karşı böyle davranmış olsaydık o topraklarda ne bir Yunanlı, Rumeli coğrafyasında diğer unsurlar da olmazdı. Biz hoşgörümüzü koruyarak bugünlere geldik. Aynı hoşgörüyü göremiyoruz. Burada yanlış yapan, ülkesine hizmet ettiğini sanan bazı kişiler aslında ben iddia ediyorum
ülkemiz Yunanistan'a zarar veriyor. Hani demokrasinin beşiği diyoruz. Eğer demokrasinin beşiği ise demokrasimizle ünlü oluruz. Bugün bakıyoruz ki Yunanistan'ın azınlıklara karşı tutumunda demokrasi açısından eksikleri çok. Sadece bizlere karşı değil, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığına, Makedonlara karşı ve diğer unsurlara karşı da bu böyle. Kendi vatandaşlarına da aslında çok öyle açık değil. Yani şu anda da yaşanan sıkıntılar var. Yani demokrasiden bahsediyorsak Yunanistan'da şu an demokrasi sadece sözde görünüyor. Evet, bir bakıyorsunuz ki bugün yaşanan sıkıntılar ve Yunanistan'ın geçtiği sıkıntılı süreçlerde Yunanistan'a bağlı kalan en uysal azınlığı, en uysal vatandaşı Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı. Hiçbir zaman zor süreçlerde eline taşı almamış, şiddetten yana olmamış. Bugün hani hep derler ya, ben bir bakıyorum ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi demokrasi diye bağırıyorlar. Ben özlemle seyrediyorum bir Avrupa Birliği demokrasinin beşiği olan Yunanistan'dan. Ben iddia ediyorum ki burada yaşanan demokrasi Avrupa Birliği içerisinde diğer ülkelerde yaşanmıyor bile. Bizler Batı Trakya'da Müslüman Türk olduğumuz için hala üçüncü sınıf vatandaşız. Hala o gün göç ettirmek isteyen, o toprakları terk edilmesini sağlamak isteyen zihniyet bugün de aynı mücadeleyi veriyor. O gün belki o sürece geldik, 88'de çok başarılı bir hareket oluşturuldu Yüksek Kurul tarafından. Ben emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Ama bir tarihsel sürece bir baktığımız zaman bir sürü göç yaşadı azınlığımız. O topraklarda az önce Burhanettin Bey'in dediği gibi nüfusun %85'i ve toprakların %85'i bizdeydi. Şimdi tam tersi bir süreç yaşanıyor. Bir sürü göç vermişiz. Ve her geçen günde hala daha göç veriyoruz. Bizim için en büyük sorun 2016'da bile büyük göç vermemiş. Şu anda gençlerimizi Batı Trakya'da, Yunanistan'da tutamıyoruz. Ekonomik krizden dolayı. Tabii Yunanistan'da ekonomik kriz var ama Batı Trakya'daki Batı Trakya Müslüman Türk azınlığında 5 kat daha hissediliyor. Yıllardan beri ekonomik anlamda da ayrıcalık yaşanıyor. Şu anda belki baskılar hissedilmiyor. Azınlık haklarında ilerleme kaydedilmiyor. Belki azınlık haklarından doğal haklarımızı elimizden her geçen gün alıyorlar ama en büyük sıkıntı ekonomi. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Batı Trakya'ya geldiğinizde köylerimiz boşalıyor. Evet. Bu ne demektir? Bu yapmış olduğumuz devlet politikası neticesinde Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını o topraklardan silmek istiyorduk. Zaten bunu başarıyoruz demektir. Biz de bu başarılmasın diye mücadele veriyoruz. 1988 29 Ocaklar olmasaydı belki bunu çok daha önceden Yunan devleti başaracaktı. Demin de söylediniz, belki gençlerimiz bu olaya duyarsız, yakın tarihlerine dahil bilmiyorlar. Burada bizlere de görev düşüyor. Bizler de kendimizi sorumlu hissediyoruz. İyi ki böyle programları yapıyorsunuz. Şunu söyleyebilirim, Batı Trakya'da Rumeli coğrafyasında en çok izlenen TV kanalısınız. Gençlerimiz 29 Ocakları bilmeli, geçmişini iyi bilmeli, tarihini iyi bilmeli. Amcalarının, dayılarının neden o topraklardan göç ettiğini iyi bilmeli ve yarınlara umutla bakabilmemiz için de birlik, beraberlik içerisinde mücadele etmek durumundayız. Allah birlik beraberliğimizden ayırmasın diyoruz. Evet. Biz onlar için çalışıyoruz. Evet. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki siyasi kısımda demokrasiden bahsediyorsak haliyle siyasi bir partiyle bu mücadelenin verilmesi gerekiyor. Ama iki dost ülke, iki komşu ülke Ege Denizi ile birbirini harmanlamış. Hatta harman dalını birlikte oynamış. Hatta zeybek yapmış. Karşılıklı sırtaki yapmış bir toplumun evlatlarıyız. Belki zamanında birbirimize süngü dayamış, mermi atmış olabiliriz. Ama geçmişi unutmamak lazım. Ama geçmişten de ders alarak geleceğe bir umutla bakmak lazım diye düşünüyoruz. İşte iki dost ve barışan ülkenin şu anda da gerçekten atmosfer çok iyi bu yönde. Bu noktada köprü vazifesi gören
yıllar öncesine kuruluşu dayanan derneğimiz var. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin genel başkanına sözü vermek istiyorum ben. Sayın Hüseyin, şimdi tabii ki zor bir süreç. Hem Türkiye tarafındasınız, bir ayağınız Türkiye tarafında, bir ayağınız da Batı Trakya'da. Davanız iki ülkenin insanlarının bir şekilde kaynaşması, oradaki ülke insanlarının sorunlarını ana vatanda tartışmak, yetkileri eritmek ve buradaki sorunları da oradaki insanlarla tartışmak, onların dertlerine çare olmak. Neler söyleyeceksiniz bu bağlamda? Siz de bayrağı yeni teslim aldınız. Gerçi çok da yeni sayılmazsınız. Eskilerden beri hep içindesiniz bu sürecin, biliyorsunuz. Sizler neler söyleyeceksiniz? Efendim, öncelikle sizlere, Rumeli ailesine ben teşekkür etmek istiyorum. Bugün bu konuyu hala canlı tutabiliyorsak, unutturmamayı becerebiliyorsak her şeyden önce, bir neslin neredeyse yok olup geçtiği bir süreci yaşamışız. 28 yılın üzerine hala bu konuları konuşup da toplumun hafızasında bunları canlı tutabiliyorsak her şeyden önce, biz görevimizi yerine getirdik diye kendimizi addediyoruz. Bu anlamda televizyonunuz da bu noktada katkıyı sağlıyor. Tabii ki Türk-Yunan dostluğuna bakıldığında meyvesini verdiği noktada azınlık insanı her zaman karlı çıkacak. Biz Türk-Yunan dostluğunun ilerlemesi noktasında geçen yıl bu tarihlerde çok daha umutlu bir yaklaşım sergiliyorduk. İşte Yunanistan'da yeni bir iktidar geldi. İktidara gelen partinin söylemi radikal söylemlerdi. Biz umutlandık. Azınlık adına da belli değişimlerin olacağını düşündük. Ve konuşmacıların özellikle tarihi süreci özetlerken 1920'li yıllardan 2015 yılına kadar hiçbir gelişmenin olmadığını, tespitini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu noktada toplum neyi bekliyor? Değişimi bekliyor. Bu değişimi bir yıl önce umudunu taşırken bugün sağlanamadığını görüyoruz. Yani düşünün, 29 Ocak olaylarının temelinde etnik kimliğin inkarı var. 1987 yılında Yunan yargısı burada Türk yoktur diyor. Evet. Bunun karşılığında da toplum biz Türk'üz diye feryadını basarak Gümülcine Meydanı'na iniyor. Ve iki yıllık bir süreç takip edildiğinde, başta konuyu açıklarken Burhanettin Bey'in özellikle vurguladığı bir nokta vardı. 1988 ve 90 olayları olarak iki noktada incelemek gerekiyor. 29 Ocak olaylarını demişti. Bu noktadan baktığımızda 28'de toplumun biz etnik kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Biz etnik kimliğin inkarına dayalı vakıflar sorunu, müftülük sorunu, eğitim sorunu, diğer sorunların çözülmesini istiyoruz dediği noktada iki yıllık bir süreci takip ediyor. 1990 yılına geldiğinde hiçbir gelişmenin olmadığını gördüğünde, İki yıllık sürenin akabinde bir anma toplantısı düzenliyor. Ve öylesine provokasyonlarla karşılaşılıyor ki 1990 yılında yüzlerce Türk dükkanı tahrip ediliyor. Bizler yine vakur duruşumuzu gösteriyoruz bu noktada. Bakın, bir direnişi anarken öncelikle biz burada varız dediğimiz noktayı anıyoruz. Uğranılan zararları çok fazla dile getirmemişiz. Belki Türkiye'de yaşanan 6-7 Eylül olaylarının işte bir şekilde karşılığı, faturası ödetildiği gibi görülen noktada 6-7 Eylül olayları Türkiye'de çok fazla gündemde tutulurken biz bunları hep arka planda bırakmışız. Burada geldiğimiz noktada tabii dernek olarak bizim öncelikle geçen süreç içerisinde değişen nesillere 28 yıllık mücadelenin veya 1920'lerden başlayan mücadelenin unutturulmamasını sağlamayı temel misyon olarak hedefliyoruz. Parti başkanımız, genel başkanımız yerinde mücadele ediyor. Bizler de buradan desteği hedefliyoruz. Belli noktalarda bizim söylemimizde çok net olarak 29 Ocak olaylarını unutmuyoruz, unutturmuyoruz noktasından hareket ediyoruz. Derneklerin misyonu da toplumsal bir mücadeleyi dipdiri ayakta tutmaktır bizlere göre. Bu yılda yine pazar günden itibaren dernek olarak Türkiye'de farklı illerde
Bu haftayı Batrakya haftası olarak ilan ettik. Dün Yalova'da kongredeydik. Olağan genel kurulumuz vardı. Sizlere de selamlarını ilettiler. Orada resmi gündemin dışındaki tek konu 29 Ocak'tı. Yapılan mücadeleydi. Yine bunun akabinde bu hafta içerisinde bu programdan sonra Cuma günü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gidip saat 11'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak bu mücadeleyi yaratanları bir kez daha anacağız. Akşam yine bir etkinliğimiz olacak İstanbul'da. Bu etkinliğimizde de o dönemin canlı şahidi Genel Başkanımız Sayın Tahsin Salihoğlu konuğumuz olacak konuşmacı olarak. Yine Bakeş Genel Müdürümüz Sayın Pervin Hayrullah. Bunun dışında tabii bu yıl diğer yıllara göre farklı olarak İstanbul dışında da etkinliklerimizi yaydık. İzmit'te bir etkinliğimiz olacak 29 Eylül'de. İzmir'de bir etkinliğimiz olacak. İzmir Baro Başkanımızın katılımıyla ve Profesör Doktor Turgay Cin'in katılımıyla. Yine hafta sonunda olağan genel kurullarımız olan şubelerde Edremit'te ve Soma'da 29 Ocak olaylarını anacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz Türk'üz diye haykırmaya devam edeceğiz. Olayda geldiğimiz nokta bu sorunlar çözülene kadar da bu mücadelede, toplumsal mücadelede bireylerin tek yumruk halinde hareket etmesini sağlamaktır. Evet. Bizim sivil toplum örgütü olarak yaklaşımımız budur. Şimdi üç değerli isimden de aşağı yukarı şöyle bir 28 yıllık süreci böyle bir beyin fırtınasıyla almış olduk. Yani eski genel başkan, yeni genel başkan ve siyasi bir partinin oradaki tek neferi kendisinden de görüşlerini aldık. Ama şimdi bir yayıncı, bir sunucu olarak hem bölgeyi iyi bilen bir kişi olarak açıkçası ortaya bir soru soracağım. Yani üçünüzün de cevaplamasını isteyeceğim. Batı Trakya'da yıllardır yaşanan bir süreç. Batı Trakya'da insanların hakları, hukukları gasp edilircesine adeta Yunan hükümeti tarafından hiçe sayılırcasına bir durum söz konusu. Siz konuşuyorsunuz, biz konuşuyoruz. Ama Batı Trakya'da elini taşın altına sokmak istemeyen bir grup var. Sokanlar da var. Ama bana ne deyip de, ya bana dokunmayan yalan bin yaşasın deyip çift taraflı oynayan insanlar da var. Şimdi biraz özü konuşalım. Her sene yaptığımız masalı bırakalım. Şimdi biraz Batı Trakya'yı özünde tartışalım. Bir kere herkes orada yaşayan elhamdülillah Müslümanım diyor mu? Biz Türkoğlu Türk'üz diyor mu? Evladı Fatihan topraklarında biz burada bırakılan birer mirasız diyor mu? Bu da Lozan'la kanıtlanmış. Şimdi ben bakıyorum ki son yıllarda Türkiye ile belli başlı noktalarda yakınlaşanlar, Türkiye'deki siyasi iktidarın rüzgarından kendine pay çıkaranlar ama aldıklarını, öğrendikleri, edindiği tecrübeyi oradaki soydaşa bir türlü aktaramayan da bir grup var. Yani ne oluyor Batı Trakya'da? Nedir bu çekememezlik? Yani Burhanettin Akgüder bir yerlere çıktıysa, Burhanettin Akgüder başarılı olduysa tutun yakasından aşağı çekin diyen var. Mustafa Ali Çavuş eğer bu konuda başarı gösteriyorsa, bayrağı daha üst seviyeye çıkarıyorsa çakın ayağına bir çelme insin aşağı diyenler var. Genel başkan kendini burada Türkiye'de bas bas bağırarak bir şeyler yapma gayretinde bulunuyorsa bu noktada da gerçekten ciddi sorunlar var. Batı Trakya'daki insanların haklarını, hukuklarını, hürriyetlerini ben şahsen savunulamadığı kanaatindeyim. Yani benim Batı Trakya'daki Türk'üm, azınlığım tütününü sarıyor. Elleri yılın 12 ayı tütün renginde. O tütünün bıraktığı rengi bilirsiniz, izi bilirsiniz. Evet. Soğuk sıcak demeden çalışıyor. Ama bir arpa boyu yol ağlamıyor. Neden? Şimdi Gökhan Bey, gerçekten soru doğru bir soru. Ancak bu sorunun değişik cepheleri var. Çok cepheli bir soru. Bir defa Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı dün olduğu gibi bugün de aynı diklikte, aynı noktada ondan duruyor. Ondan kimsenin şüphesi burada yok. Bir defa hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Batı Trakya Müslüman Türk toplumu Türkiye'deki aydınların desteğini bulmadığı sürece, tırnak içinde söylüyorum, mücadelesi havada kalır. Evet. Dolayısıyla sorunun kaynağını burada bulacağız.
Benim eğer Türkiye'de, sizleri tenzih ederim, sizlerin sayesinde sesimizi duyuruyoruz. Benim televizyonlarımızda çıkıp da Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı ile ilgili sorulan soruya, o aydın dediğimiz, tırnak içinde aydın dediklerimiz, onların hakları Avrupa müktesebatı ile korunur. Lozan Anlaşması'ndaki mütekabiliyete ne var kardeşim? Kendi vatandaşlarımızın ayağına pranga mı vuracağız diyen zihniyet, bu ülkede bunu dillendirmeye devam ettiği sürece Batı Trakya Türklerinin sorunu çözülmez. Çözülmez. Madde bir gerçek. Evet. Madde iki, 1999 yılından beri Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog başladığından beri Türkiye'de yaşayan azınlıkların elde ettiği haklara bir düşünelim. Bir de Batı Trakya Türklerinin elde ettiği hakları düşünelim. Azınlık manı, azınlık hukuku anlamında söylüyorum. 1988'den önce neyin mücadelesini veriyordu azınlık? Eğitim konusunu. Bugün halloldu mu? Hayır. Hayır. Daha da kötüye gitti. Bakın 1988'de anaokullarında hiç olmazsa anaokuluna çocuklar zorunlu gitmiyordu. Hat çıkaran çocukları görmüyorlardı. Bugün hat çıkaran çocuklarla beraber bizim çocuklarımız okuyor anaokullarında. Bu aydınların sayesindedir bu. Hani bu aydınlar var ya, her şeyi devletten beklemeyeceğiz kardeşim. Dünyada aydınlar ve kamuoyuyla bu işler yürüyor. Biz Türkiye'de Türk mü? Ya bırak, Fransa'da terör saldırısı olur, insan hakları ihlalidir. Sultanahmet'te terör saldırısı olur, ya teröristleri bulamadınız muhabbeti yapılır bu ülkede. Vakıf malları, buradaki azınlık vakıflarının geldiği durum ortada. Türkiye bütün imkanlarını, hukuk sistemini de zorlayaraktan olmayan, hükmü şahsiyeti olmayan kuruma tapu verebildi. Vatikaniye'den bahsediyorum. Azınlık oradaki vakıf mallarını kullanamıyor. Gümüşüne Türk Gençler Birliği'nin çay ocağı yok ya. Yok. Bundan utanılır. Müftülük meselesi. Buyurun, iki tane müftü var. Azınlık ne yapsın ya? 1988'de de böyle, bugün de seçilmiş böyle. Seçilmiş ve atanmış. Atanmış. Etnik kimliğin inkarı. 1988'de yoktu. Bugün var mı? Yine yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. Diyor ki İskeç'e Türk Birliği'ni haksız olarak kapattın. Hukuk tarihinde yok. Türkiye'deki hukukçulardan dinleyen varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine giriyorlarsa, bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde ikinci bir dava var. Yunanistan'a İskeç'e Türk Birliği'ni açmalısın diyor. Ceza Yunanistan'da veriyor. Ceza veriyor. Tekrar yargılama yapılıyor. Yargıtay diyor ki yok kardeşim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını da tanımıyorum diyor. Tanımıyor. Avrupa'ya gidiyor. Ya bu nasıl demokrasi? Yani. Bu nasıl insan hakları ya? Her şeyi bıraktım ya. İkinci bölümüne geçelim bu işin. Bu işin arkasında Avrupa'nın hiç mi suçu yok? Çok. Aslanlar gibi onların çok. En büyük sorumluluğu onlarda. İnsan hakları diyorlar. Orada Batı Trakya Türkleri 1988'de ezilirken, 1990'da dükkanları talan edilirken, efendime söyleyeyim, Doktor Sadık Ahmet'le İbrahim Şerif Türk'üz dedi diye hapse atılırken, Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi ne yaptı? Gıkını dahi çıkarmadı. Daha da önemlisi, 1983 yılında Yunanistan'ı Avrupa Birliği'ne alırken Yunanistan'ın vatandaşlık yasası, Yunan etnik kökenine sahip olmayan Yunan vatandaşları yurt dışına çıktığında hiçbir gerekçe göstermeksizin vatandaşlıktan iskat ederim diye hükmü içeriyordu. Bu yasayla, bu ırkçı yasayla Avrupa Birliği Yunanistan'ı Avrupa Birliği'ne aldı. 60.004 tane Batı Trakya Türk'ü bu madde yüzünden vatandaşlıktan atıldı. Bir tanesi de benim. Ben Yunanistan'ın ne bir çubuğunu kırdım, ne de şunu yaptım, ne de bunu yaptım. Tek bir şeyim var, Türk soylu ana babadan doğmak ve Türkiye'de o tarihte eğitimde olmamdı. Şimdi Avrupa Birliği sahip çıkmayacak. En çok güvendiğimiz Türkiye'nin aydını bu işe sahip çıkmayacak. Topu taca atacak veyahut da görmezden gelecek. Batı Trakya'da 150 bin Türk kalkacak Yunan devletiyle mücadeleyi verecek. Olacak. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Ha, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Avrupa Federasyonu ve Azınlık Danışma Kurulu'nun birlik beraberlik içinde olduğunda biz birçok mesafeyi kat etmiştik. Kat etmiştik diyorum. Ve bugün maalesef bunun tam anlamıyla uygulanabildiğini söylersek ben bu kadar insanın içinde yalan söz söylemiş şimdi olurum. Bunu da söyleyemem. Olduğunda dediğiniz için o noktada ben biraz irkildim. Demek ki sıkıntı var.
Ya keşke bunu, o dayanışma, birlik, beraberlik bakın, olsa devam etse. Bakın, dayanışma koordinasyonla sağlanır. Yani koordinasyonu yapamazsak, bu koordinasyonu yapamazsak olmaz. Bakın, ne, bizim ocumuz bucumuz yoktur. Bizim hepimiz Batı Trakyalıyız. Ve Batı Trakya ailesine mensup olmanın şerefini ve haysiyetini yaşarız. Ya Batı Trakya Türkiye olmak bir onurdur ya. Sözü, ya her sözü, şeyden önce. Ben orayı gördüğüm için söylüyorum. Batı Trakya'da, Batı Trakya Türkleri Balkanların parlayan yıldızıdır. Kesinlikle. Her dönemde mücadelesini en üst seviyede vermiştir. Ana vatanına laf ettirmemiştir. Vatanına da zarar verecek bir hareketin içinde olmamıştır. Her zaman da savunmuştur. Savunmuştur. Ne Yunan bayrağına yakmıştır, ne de Türk'ün bayrağını indirmiştir. Aksine dalgalandırmıştır. Evet. Yani. Vatandaşı olduğu ülkeye ihanet etmemiştir. Ama ana vatanına da söz söyletmemiştir. Söyletmez de. Şunu bilir. Ana vatanı Batı Trakya Türk'ünün her şeyidir. O partiymiş, bu partiymiş, Batı Trakya'yı ilgilendirmez. Kesinlikle. Batı Trakya Türk'ünü ilgilendiren tek bir şey vardır. Ay yıldızlı bayrağın güvencesindedir. Yunanistan devletine zarar vermeden Yunan vatandaşı olarak yaşamadır. Ama geldiğimiz noktada, bakın sözümü yanlış anlaşılmasın diye, Azınlık Danışma Kurulu, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın üst karar organı olaraktan görevini tam yaptığı anda bir sorun olmaz. Avrupa Federasyonu, Avrupa'da görevini tam yaptığı anda, Türkiye'de Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği birlik beraberlik içinde olduğu anda ve bu üç kurum birlikte koordineli çalıştığı anda bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Evet. Bazı ufak tefek şeyler olur. Bunları da biz aile içinde toparlarız. Şimdi, düşünüyorum, şimdi noktayı devam koyuyorum. Edeceğiz. Telefonumuz var. Telefonu bekletmemek adına hemen sözünüzü balla kesmek istiyorum. Sayın İbrahim Şerif, Gümülcine müftümüz, değerli büyüğümüz. Sayın Şerif, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Gökhan Bey. Evet, içeri biraz daha ses alalım rejideki arkadaşlardan rica edeceğim. Tamam. Efendim, iyi akşamlar dileyelim öncelikle. Şimdi, İyi akşamlar. Dün akşam sizle beraberdik, Sofya'daydık. Sofya dönüşünde biraz muhabbet edebildik. Ancak bu akşam yayına gelmenizi siz de çok arzu ettiğini söylediniz. Fakat işlerinizin yoğunluğundan dolayı gelemedik. O kısmını geçtik. Şimdi geçen sene de konuştuk, hep konuşuyoruz. Bu Batı Trakya Türkü'nün hali ne olacak? Azınlığın sorunları ne olacak? Özellikle sizin gerek vakıf malları konusunda gerekse dini eğitimler konusunda neler yapılıyor, sizden dinlemek istiyoruz efendim. Arada bulunan başta konuklarımıza, bizleri dinleyenlere ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ve sizlere televizyonumuzda Batı Trakya'yı gündeme getirdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Atilla Bey'e de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, Sayın Sağlık Başkanımız, halen hazırda başkanımız ve parti başkanımızı biraz dinledim televizyondan tabii ki. Söylenecek olanları gerektiği kadar söylediler. Şimdi Batı Trakya'da ne oluyor, ne olacak? Tabii sizin sorduğunuz konu 29 Ocak olaylarıyla alakalı ama Sayın Sağlık Başkanımızın konuşmasından sonra soruyu bu şekilde yönelttiniz bana. Şimdi Batı Trakya Müslüman Türkleri orada da ifade edildi. Durduğu yerde duruyor. Yani 1988 yılında azınlık insanı neredeyse orada. Fakat başkanlarımız güzel sözler söylediler. Bugün ne oluyor diye. Birkaç gün önce bir dostumuzla, sevdiğimiz birisiyle şöyle bir konuşma geçti aramızda. Biz bir ağaca tırmanıyoruz, dallara yapışıyoruz. Fakat bizim üstümüzde olan birisi ellerimize basıyor. Biz elimizi bir alt dala çekiyoruz. Ve diğer elimize basıyor, diğer bir alt dala çekiyoruz. Ve bakıyoruz ki ellerimizi kurtarır gibi oluyoruz ama ağaçtan aşağı doğru da düşüyoruz durmadan. Olay azınlık her gün biraz daha azınlık hakları konusunda geri gidiyor. Vakıfların, herkesin bu konuyla ilgilenen herkesin bildiği gibi bir antlaşma neticesinde seçmesi, idare etmesi azınlık insanına tarafından yapılması gerekirken ne yazıktır ki son yıllarda 6 ayda bir başkan değişiyor. Bunun sebeplerini biz bilmiyoruz direkt olarak, sadece duyuyoruz. Şundan dolayı, şundan dolayı diye
son 1-2 yılın içinde yanılmıyorsam 4-5 tane başkan değişti. Neden değişti bunlar? Bu azınlığın karşısında hesap verilmiyor, azınlığa sorulmuyor ama devamlı azınlığın içinden insanlar buraya tayin ediliyor. Tayin edilenler nasıl ediliyor ve bu insanlar bunu buraya adaylığını veya başkanlığını nasıl kabul ediyor? Ve azınlığın içinde de bu insanlara biz hoşgörüyle bakıyoruz veyahut da sadece tutak tutup geçiyoruz. Aramızda dolanıyor, sohbet ediyoruz. Böyle bir manzara çıkıyor. Vakıflar maalesef bizim elimizden çıkmış, neye hizmet ettiğini bilmiyoruz. Diğer yönden eğitim. Zaten dünyada var olan bugünün şartlarında en büyük problem eğitim. Azınlığın da en büyük problemi bu. Sağlık Başkanımız az önce ifade ettiler. O biraz eksik söyledi, şöyle eksik söyledi. Dedi ki, haç çıkaran çocukların arasında bizim çocuklarımız okuyor. Hayır başkanım, haç çıkarmasını da öğrendiler çocuklarımız. Haç çıkaranlar bile oluyor bizim çocuklarımızın içinden. 6 yaşına gelmiş bir çocuk mecburen Rumca olarak anaokulunda okutuluyor. Okumadığı takdirde de ilkokula kaydı yapılıyor. Ve bu ilkokullarımızda Türk dilli eğitim olmuş olmasına rağmen anaokulda otomatik olarak Türk dilli olması gerekirken maalesef bunu bir türlü devlet kabul etmiyor. Ve bakıyoruz ki neticede okullarımızdaki Türk öğreten öğretmenlerin kalitesi düşük olduğu için azınlığın birçok yerlerinde birçok insanlar çocuklarını yine Yunan devlet ilkokullarına gönderiyorlar. Birçok okulumuz neden de Türk köylerinde kapandı. Köyde 15 çocuk var, 5'i devlet ilkokuluna gidiyor, yan köye veya şehire, Gümüşcine'ye. Geri kalan 10 çocukla da okul kapanıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Müftülük yine baştan ifade etti. Çift başlılık dedi. Gerçekten bir çift başlılık var. Azınlık bizimle beraber, yani seçilmiş bir müftü olarak baktığımız zaman, ama öbür taraftan da bakıyoruz ki devletin sahip ettiği müftülük. Aynen başkanın yine ifadesine atfediyorum. Avrupa'da ben mahkeme kazandım. Ve Yunanistan bana 1999 yılında 10 bin euro para ödedi. Buna rağmen maalesef müftülükler bizim elimize yine de geçmedi. Parayı öderim dedi devlet ama makamları vermez. Ve öbür taraftan da bakıyoruz bugün ellerinde olan müftülüklerin ikisi de boşaltılıyor. Mesela geçmişte bir kişi cenaze masrafı alabilmesi için bulunduğu sigortadan imamın ve müftünün onayıyla, devletin müftüsünün onayıyla bir belgeyi sunuyordu ilgili sigortaya, cenaze masraflarını alıyordu. Son yıllarda cenaze birimleri kurduruldu buralarda. Özel kurumlar veya şirketler cenazeleri kaldırıyor. Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Öbür tarafta azınlığımız nikahlarını kıydırma bakımından nikah kıyma olayında daha çok belediyelere yöneliyorlar. Biz devletin daim ettiği müftüde nikah kıydırmayız diyorlar. Ve bakıyorsun ki böylece müftülerin yetkileri de elinden alınıyor. Bir kuru bir müftülük kalıyor. Hani biz dini özerttik, hani biz kendi kültürümüzde serbesttik. Bakıyorsun ki bunların içine bizim içimizden bazı insanlar vasıtasıyla yine birçok şeyler yaptırılıyor. Maalesef biz azınlık olarak burada herkesi %100 demiyorum ama aklı selim insanların aynı fikirde olduğumuzu burada görüyoruz, düşünüyoruz, yapıyoruz. Bize düşenleri burada elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bütün teşkilatların başında, derneklerin, sivil toplum kuruluşların başında olan insanlar da ben bu hassasiyeti görüyorum ama karşımızda bir devlet var. Yani biz istemesek de sizlerin de ifade ettiğiniz gibi bu devlet ben bunu böyle uygulayacağım diyor. Aramızdan da bazı zayıf karakterli insanlar diyor. Onlar vasıtasıyla
maalesef adımlar ne yapılmak istediği yapılıyor. İnşallah siz de orada sık sık vurguluyorsunuz. Son yıllarda hatta 1999 yılından beri iki ülke arasında bir dostluk var eskiye nazaran. Umuyoruz çeşitli ortamlarda, çeşitli yerlerde bir araya geliyor devlet büyüklerimiz. Bu konular gündeme gelir diyoruz. Ama ümidimizi de kesmiş değiliz. Çünkü biz ismimizde siz de sık sık vurguladınız orada. Batı Trakya Müslüman Türkleri, Müslüman Türkleri. Müslüman Allah'tan ümidini kesmez. Kestiği zaman da zaten yanlış yapar. Umuyoruz inşallah, inşallah diyoruz. Allah'tan bekliyoruz. Sayın Sağlık Başkanı'nın da ifade ettiği gibi Türkiye'deki aydın insanlardan bekliyoruz. Düşünen insanlardan bekliyoruz. Önümüzdeki zamana o kadar olumsuz bakmamakla beraber daha iyi günlerin geleceğine de gerçekten ümit ediyoruz. Çünkü bu bizim çalışmamıza, birliğimize, beraberliğimize, önce kendi aramızda anlaşmamıza bağlı. İnşallah bizler bir arada birlik içinde konuları dile getirir, konuşur, görüşür. Ondan sonra da karşımızdaki muhataplara da bu isteklerimizi bugünkünden daha iyi şekilde ifade etmiş oluruz. Evet Sayın Şerif, çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Umut ediyoruz ki aynı dilek ve temennilerdeyiz zaten. Önümüzdeki süreçte inşallah daha güzel, daha hayırlı şeyler olur. İki ülke arasında bu sorunlar ortadan kaldırılır diye düşünüyoruz. Tekrar i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Sağ olun efendim. Evet. Sevgili Gökhan Hanım, bir şey ilave etmek ister miyim? Arkadaşların sözlerini kesmek istemem ama müftü çok net söyledi. Dedi ki çocuklarımız haç çıkarıyor. Acı ya şey. Arkadaş, her şeyi bıraktık. Eğer o çocuklar bugün haç çıkarıyorsa yarınlarda yokuz demektir. Yani, anası Yunanistan'ı görmüyor. Bakın yani, Yunanistan'la Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının arasındaki sorunun temeli şu. Yunanistan diyor ki din eğitimini alabilirsin ama Türk etnik kimliğini ifade edemez. Yani Türklük bilincini ortadan kaldırmak için mücadelesini yapıyordu. Şimdi asimile politikasını, onu kabul ettiremeyince asimile politikasına başladı. Ne yaptı? Anaokullarında çocuklara haç çıkartıyor. Yavaş yavaş. Yani bu çocuklar gelecekte ne olacaklar? İstediğiniz kadar ekonomik imkana sahip olun, vakıf malları sizin olsun, şu sizin olsun, bu sizin olsun. Türklük bilinci ve dini inançlarını Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı kaybettiği anda yoksunuz. Yine müftüm bir şeyi söyledi. Dedi ki kurumlarımız birlik beraberlik içinde olursa biz bu işlerin üstesinden geliriz. Bence burada mesaj var. Çok bizim net. Bizim de vermek istediğimiz mesaj bu. Mesaj zaten. Çok yani... net. Yani bakın ben belirli bir yaşa gelmişim. Bu saatte ben konuşmazsam kimse konuşamaz. Ben konuşurum. Neden? Bundan sonra benim insanlara verebileceğim mesaj şudur. Arkadaş hiçbiriniz o kurumların başında laf olsun diye bulunmuyorsunuz. O kurumların geçmişine sahip çıkmak ve o kurumları Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için kullanmak zorundasınız. O kurumları yok sayanlara da sözüm şudur. Bugün varlık sebepleriniz o kurumlardır. Bunu herkes payına düşeni alsın. Bugün Batı Trakya Müslüman Türk azınlığından kim nereye gelmişse, kim neredeyse, Türkiye'de vatandaşsa, Batı Trakya'da öğretmense, doktorsa, şusa busa, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının mücadelesinin sonucundadır. Bu mücadelenin bayraktarlığını Batı Trakya'da Azınlık Danışma Kurulu, Avrupa'da Avrupa Federasyonu, Türkiye'de de Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yapmıştır. Halen de yapmaya devam ediyordur. Bu kurumların destek olunduğu sürece bu kurumlar başarıyı sağlamış. Ama bu kurumlardan desteği çekersek, yine Dostluk Eşitlik Barış Partisi bizim başarımızın altındaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu kurumları zaafa uğratacak, zayıflatacak iş içinde bulunmak hoş olmaz. Ben bu sözü söylerim. Bunlar varsa herkes şapkasını önüne koysun ve gelecekte tarih onları yargılar. Gelecekte tarih onları affetmez. Bu kurumlara zaafa uğratma, Müslüman Türk azınlığının müftülüklerini, Öğretmenler Birliği'ni,
Gümüşhane Türk Gençler Birliği'ni, İskeçe Türk Birliği'ni zaafa uğratmaya kalkanlar, yine Bilmer'i zaafa uğratmaya kalkanları tarih affetmez. Dolayısıyla kurumlarımıza sahip çıkacağız. Önemli olan kurumlardır. Bugün Necmettin Bey vardır. Yarın Ahmet Bey olur. Kesinlikle. Mehmet Bey beni hiç ilgilendirmez. Beni ilgilendiren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği birlik beraberlik içinde mi? Şu siyasi görüşte olabilir, bu düşüncede olabilir. Hiç sorun değil. Yeter ki Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de sesi olmaya çalışsınlar. Ben bu bakış açısıyla bakıyorum. Müftümün sözüne ilave olarak bunu ilave etmek istiyorum. Şöyle bir şey. Kusura bakmayın. Sayın Başkan siyasetçi. Yani Dostluk Eşitlik Barış Partisi o ülkedeki azınlığın en önemli neferi. Yani herkes o çatı altında toplanmış durumda. Ama baktığımızda seçimlerde herkes belli başlı partilerden adaylar çıkarıyor ve ona destek olunması yönünde. Çünkü neden? Öyle gerekiyor. Evet. Kendi yağımızda kavrulmak tamam belki kolay ama olmuyor. Yani ne kadar gorgor desek de yumurta yok sonuçta. Yapacağımız bir şey yok. Ortadaki hamur belli. Şimdi baktığımız zaman siyasi parti tutar gibi, yani takım tutar gibi siyasi parti tutmaktan ziyade birileri sırtını belli başlı dernekler kurarak Türkiye'ye dayamış. Benim anlatmak istediğim, sizle tartışmak istediğim bu. Yani sırtı kalın abiler var, ablalar var Batı Trakya'da. Bunlar Türkiye'ye gidiyor, geliyor, uçaklara biniyorlar, arabalarla gidiyorlar, gidiyorlar. Hatta haftada bir iki gidip geliyorlar. Ağızlarına birer parmak bal mı çalıyorlar, bal mı çalınıyor? Git bunu diyor Batı Trakya'daki azınlığınla konuş, anlat diyor. Fakat hiç öyle bir şey görmüyorum. Ankara'da, İstanbul'da veya bir etkinlikte, Bursa'da, herhangi bir platformda azınlıkla ilgili bir şey konuşulduğunda ben bazı arkadaşların, bu gruplaşmış olanların, sırtını bazı cemaatlere dayayanların, sırtını birilerine dayayanların hepsini ben Batı Trakya'da görüyorum. Yani Batı Trakya'da, Batı Trakya azınlığı var ama bunların içinde gruplar da var. Ama onlar bize en büyük zararı onlar veriyor. Zaten anlatmak istediğimiz de bu. Biz bunları konuşmalıyız. Yani, tamam benim bildiğim azınlık insanı Atatürk'ünden, sevdasından, Ay Yıldızlı Bayrağı'ndan asla ödün vermez. Zaten bu mücadeleyi de Türklüğü için yaptı 28 yıl önce. Bakın Gökhan Bey, Mevlana da benim, Hacı Bektaş Veli de benim, Mustafa Kemal Atatürk de benim, Fatih Sultan Mehmet de benim atalarım. Bu kadar net. Ben geçmiş tarihim de varım. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı bunu söylüyor. Ve diyor ki ben siyasi anlayıştan, şu anlayıştan, bu anlayıştan değilim. Ben burada bir Türklük mücadelesi, Müslümanlık mücadelesi veriyorum. Ezan-ı Muhammedi'yi susturmama mücadelesi veriyorum diyor. Bunları anlatıyorlar ama gelip Batı Trakya'daki insanları ocu bucu diye bölmeye çalışanlar inanın Yunan'ın ekmeğine yazdılar. Ve dinlemiyorlar da. Ve Yunan'ın istediği de belki de budur. Şimdi Pırlanta gibi bir başkonsolos atandı. Evet. Ya Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen oraya bir isim atandı. Gümülcine bir konsolosluğu önemli. Her gelen başkonsolosumuz değerlidir. Değerlidir bizim. Fakat vay efendim başkonsolosa söylemedik laf bırakmayan bazı fitne fesatçılar oldu. Yani bunu Batı Trakya'da biz duyduk. Medyaya yansımalarını gördük. Yani nedir bu dert? Nedir bu sıkıntı başkanım? Yani biraz da sizler bunları daha net görüyorsunuz. Tabii ben yerelde her gün bunları yaşıyoruz. Ama şunu da söylemek isterim. Bizim bölünme gibi bir lüksümüz olamaz, olmaması gerekir. Bizler de bölünmemesi için azınlığı aynı çatı altında toplayalım diye rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in mirasına sahip çıkmak adına 2010 yılında partimizi yeniden yapılandırma sürecine götürdük. Evet. Buraya götürmezden önceki sürece bakmak lazım. Ben birazcık da onlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz 2010 yılında bir köye gitseniz Batı Trakya'da sağcıların veya pasokçuların ve neo demokratiyacıların kahvesi ayrılmış durumdaydı. Biz takımdan takım tutar gibi fanatik bir şekilde partizan olmuştuk. Tabii bunun en büyük etkeni %3'lük seçim barajı. Seçim barajı, %3'lük seçim barajı bizim barajı aşmaya maalesef oylarımız yetmiyor. Rahmetli liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in vefatından sonra, bağımsızlara uygulanan 93 yılında antidemokratik yasadan sonra azınlığın tek çaresi vardı. Büyük partilerle mecliste Batı Trakya Türk'ünü temsil edebilmek. Bunlar da bir çoğunluğu PASOK, Yeni Demokrasi, şimdi de Syriza. Ama biz şunu gördük 2010 yılına geldiğimizde. Biz partilere bu kadar destek veriyoruz, yerel yöneticilere bu kadar destek veriyoruz. Ama bir bakıyoruz ki sadece seçim zamanı hatırlanıyoruz.
partilerin o partiler içerisinde azınlıkla ilgili devlet politikaları var ve o devlet politikalarını o partilerde maalesef aşamıyorsunuz. Kırmızı kalın çizgilerle çizmişler onları. Biz de bundan dolayı bize Yunan devletinin bör parçala yönet taktiğiyle yönettiği, bu filme bizi oynattığı, azınlığı oynattığı bu filmi bozmak üzere göreve geldik. Nihayetinde de ben başarılı olduğumuza inanıyorum. Avrupa Parlamentosu, geçen yıl Avrupa Parlamentosu seçimlerinde şunu gördük ki azınlığın birçoğu, belki de komünist sistemde olmaz, çoğu köylerde evet. %97, %99 oy aldık. O çok önemli. Yani herkes Batı Trakya Türk azınlığı bitti, bir daha bir araya gelemez dediği noktada herkes bir mesaj, bir mesaj olarak ben işte ben buradayım, ben Türk'üm, kimliğimi de davama da liderimin bıraktığı bu bayrağa da sahip çıkıyorum dedi. Evet. Biz gittiğimiz köylerde seçim çalışması sırasında girdiğimiz bazı kahvelerde şunu söylemişlerdi. O sandalyeye rahmetli liderimiz oturmuştu. Hala da o sandalyeye yatmamış, koruyor. Bazı köylerde bizi dinledikten sonra ağlayan insanları görüyordu. Geçmişi yaşıyordu. Demek ki bu insanımız yeniden biz burada varız diye yeniden 1988 29 Ocakları yaşatmak üzere hazırdır. Biz bunu görüyoruz. Önemli olan burada halka inebilmek. Önemli olan halkın kalbine dokunabilmek. Ben şunu görüyorum. Danışma kurulu son zamanlarda yapılandırmasını değiştirdi ve biraz sürece ihtiyaç var. Başarılı olacaktır ve kurumlar olarak da biz birbirimizi bu eleştirilerden sonra sevmeye başladık. Yani daha iyi konuşuyoruz, birbirimizi eleştiriyoruz, tartışıyoruz. Ve danışma kurulu her ay toplanır vaziyete geldi. Kararlar alıyor. Halka inmeye çalışıyor. Ama tek eksiğimiz var. Bana göre çözüm aslında Burhanettin Başkanım söyledi. Bizim şöyle bir kurultaya ihtiyacımız var. Batı Trakya Türkleri danışma kuruluyla burada ana vatanda yaşayan Batı Trakya Türkleri genel merkezi bütün şubeleriyle birlikte Avrupa'daki federasyonumuz bütün şubeleriyle birlikte bizim 3 günlük bir kampa ihtiyacımız var. Şimdi sorsam ki Düsseldorf'ta Ahmet kardeşime vakıflar konusunda ne düşünüyorsun diye Sendeli'deki Mehmet kardeşimle aynı düşünmeyen insanlar var. Yani aynı düşünüyor ama farklılıklar olabilir. Bizim bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa kitapçığını oluşturmalıyız. Kendimize özgü, Batı Trakya Türklerine özgü. Biz nedir sıkıntılarımızı maddeler halinde belirleyip çözüm önerilerini de belirlememiz lazım. Bu konuda komisyonlar kesinlikle kurulabilir, çalışılabilir. Ha, o zaman İstanbul'daki yaşayan Ahmet kardeşimle, Bursa'daki yaşayan Mehmet kardeşimle, Batı Trakya'da, İskeçe'de yaşayan Hacer kardeşim aynı düşünebilir. Açıp o kitapçığa bakar ve cevabını ona göre verebilir. Şimdi biz danışma kurulu içerisinde de görüyoruz. Bir konu geldiğimizde 5 tane farklı görüş çıkıyor ortaya. Bu neden kaynaklanıyor? İşte bizim bir kurultaya ihtiyaç var. Bir araya gelmeliyiz. Bunu belki yani her yıl olamayabilir ama 5 yılda bir araya geldiğimiz zaman bakın bak biz bu akşam bir araya geldik. Değerli başkanlarımla birlikte hemen Batı Trakya sorunları konuştuk ve bazı çözüm önerileri ne yapabiliriz'i konuşuyoruz hemen bir araya geldiğimiz. Aslında herkeste bir iyi niyet var ama bizim bir araya gelmemiz lazım. Yani eteğimizdeki taşları dökmemiz lazım. Biz bir ana vatanda olabilir bu, Batı Trakya'da olabilir, bir 3 günlük kampa ihtiyaç var. İnanın 3 gün bir araya gelelim. İkinci ilk defasında ben inanıyorum ki biraz kavga edeceğiz. İkinci defasımızda görüşleri beyan edeceğiz. Üçüncü defasında da olumlu sonuçlar çıkacaktır. Şunu da altını net çizmek istiyorum. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı halkımız çok net mücadeleye hazır. Her ne kadar bazı kazanımlar elde etmiş olsa da, her ne kadar Yunanlı bazı oyunları yapıp onlara yaklaşmaya çalışsa da, ama halkımız inandığı zaman kararlı dik duruşunu sergileyecektir. Hala bugün Yunan devleti iki cenaze aracını bize reva görmüyorsa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bağışladığı, hala daha
caminin minaresi 6 metre mi olsun, 7 metre mi, 5 metrede mi kalsın diye uğraşabiliyorsa, önümüzde bir, karşımızda bir devlet var. Ve devlet politikasından vazgeçmiyor. Aslında bu devlet politikası Yunanistan'a ve Yunanistan demokrasisine zarar veriyor. Bölgeye zarar veriyor. Bakın, bölge ekonomi diyoruz, göç diyoruz. Ekonominin göçün nedenlerine bir bakıyorsunuz, %51 Rodos vilayetinde Türkler yaşıyor. Ama kamu alanına bir bakıyorsunuz ki bir ailede 3 tane Yunanlı memur. Bir ailenin kişi başına düşen geliri Yunanlılarda çok fazla. Ama bir bakıyorsunuz benim azınlık mensubu ailesinde onda bir. Yani şu anda biz açlık sınırının altına düşmüş vaziyetteyiz. Şu anda biz vergimizi ödeyemeyecek, elektrik su faturasını ödeyemeyecek duruma düşmüş vaziyetteyiz. En büyük sorun, hep söylüyorum, eğer bu sorun 5 yıl içerisinde halledilmezse 10 yıl sonra Batı Trakya'da, Batı Trakya Türk sorunlarından, Batı Trakya Türklerinden bahsetmek biraz zor olacak. Çünkü gençlerimiz göç ediyor. Yani kala kala Bulgaristan'daki gibi, bazı yörelerdeki gibi yaşlı nüfus kalacak. Bir an önce biz ekonomik anlamda çözüm bulmak durumundayız. Bir bakıyorsunuz ki karşımızdaki Yunan devleti habire güçsüz olsa da azınlığımızla uğraşıyor. Bakın son zamanlarda yine demokrasinin beşiği Yunanistan'da bizler Dostluk Eşitlik Barış Partisi olarak siyaset yapmak istiyoruz. En doğal hakkımızdır. Evet. Düşünün, bu kadar baskıya rağmen, bu kadar açmaza rağmen biz illaki de siyaset diyoruz. Başka mecralarda hak arama mücadelesi sürdürmüyoruz. Biz elimize taşı alıp taş atmıyoruz. Dağa çıkmıyoruz. Biz sadece söylemlerimizle siyaset yapmak istiyoruz. Ama bir bakıyorsunuz ki biz Dostluk Eşitlik Barış Partisi olarak kısıtlı imkanlarla bir dev partisi genel merkezi oluşturalım. Biraz büyüyelim diyoruz. Artık bu çocuk büyüdü, ayağa kalktı, yürüyor. Bir genel merkez oluşturmak istiyorduk yeni. Ve bu genel merkezimizde de Sadık Ahmet köşesi oluşturuyorduk. Gelen insanlarımız, gençlerimiz yakın tarihte neler oldu yaşayabilsin, görebilsinler diye. Onu yapmaya çalışırken dedik ki liderimizin canlı verdiği, hala aydınlanamayan o aracı parti genel merkezinde Sadık Ahmet köşesinde sergileyelim dedik. 20 yıl kayınbiraderi Ali Müminoğlu'nun fabrikasında İskiçe'de duruyordu. Evet. Bahçesinde bir mermer taşın üzerinde duruyordu. Biz onu getirdik. Getirir getirmez ilk ayında da bazı güçler hem bize herhalde bir mesaj vermek adına hem de rahmetli liderimizin hayatını neden kaybettiğini anladığı için, onun orada sergilenmesini istemediği için, çünkü suçlu psikolojisiyle hareket edenler yanlış yaparlar. Bana göre de o yanlışı yaptılar. Artık insanımız şunu sorgulamıyor. Doktor Sadık Ahmet öldürülmüştür diyor. Bunu üyesi bulunduğumuz Avrupa Hür İttifakı bile Avrupa Parlamentosu'nda grup otur açıklama yaptı. Şimdi artık zihinlerde Avrupalılarda da hiçbir şey kalmadı bu arada. Hala aydınlanamadı zaten olay. Öyle şimdi 7 Aralık gecesi 8 Aralık'a bağlayan gece 4 ile 5 suları arasında gece bu aracı oradan almak ve oraya delil de düşürdüler. Bir anahtar düşürdüler. 2 ay oldu hala aydınlanamadı. Anahtar düşürülmesine rağmen yani bir Mercedes aracın anahtarı düşürüldü bahçemize. Ona rağmen bir işte gelip rahmetli liderimizin kaza yaptığı, canlı verdiği o aracı oradan aldılar. Hala biz bir sonuç bekliyoruz. Biz o aracı istiyoruz. Manevi değeri çok yüksek. Bizler ve azınlığımız için. Kesinlikle. Biz parti olarak siyaset yapmak istiyoruz. Biz parti olarak Yunanistan'da büyümek istiyoruz. Biz parti olarak sadece Batı Trakya Türklerine değil, biz diğer vatandaşlara da hizmet etmek istiyoruz. Biz parti olarak birlikte yaşamı tercih ediyoruz. Ama tek ayaklı bir kalkınmayla, diğer tarafı köşeye sıkıştırmakla, bu ülkeden göçe zorlamakla bir yere varılmaz. Bu ülkeye hizmet ettiklerini zannedenler yıllar içerisinde yanıldıklarını görecekler. Biz tekrardan şunu da görüyorum.
bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Bıçak kemiğe dayandığı içindir ki biz tekrar azınlık hakları bağlamında yine azınlığımıza dönüyoruz ve bir imza kampanyası başlatıyoruz. Bütün azınlık sorunlarını içeren %3'lük antidemokratik bağımsızlara uygulayan barajdan tutun müftülükler, vakıflar, kimliğin inkarı, eğitim, yani ekonomi ne varsa hepsini içeren bir imza kampanyası. Bunu da kime dayandırıyoruz? Bireylere, Battalakya Müslüman Türk azınlığına dayandırıyoruz. İşte şimdi bu 6 ay sürecek bu imza kampanyasında tüm Batı Trakya Türklerinin bizlere destek olmaya çağırıyorum. Evet. Şunu kimse demesin. Bizim sorunlarımız var ama ben oraya imzamı atmaya çekiniyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Eğer biz yarınlarımıza yaşanabilir bir Batı Trakya bırakmak istiyorsak bu imza kampanyasına destek olmalıyız. Ve hatta şunu da müjdeleyebilirim. Üyesi bulunduğumuz EFA kuruluşu ki Avrupa Parlamentosu'ndadır. 12 milletvekili de bunu imzalayacak. Ve bizlerle birlikte 6 ay sonra Atina'da hükümete sunulmak üzere kendileri de Atina'da olacaklar. Böyle bir destek var. Artık bizler Dostluk Eşitlik Barış Partisi olarak uluslararası arenada Avrupa Parlamentosu'ndayız. EFA'nın üyesiyiz. Yani orada artık bundan sonra Batı Trakya Türklerinin sorunları Avrupa Parlamentosu içerisinde ben eminim ki dile gelecek. Biz şu çağrıda bulunmak istiyorum. Artık Yunanistan bazı devlet politikalarından vazgeçsin. Bize o ülkeyi sevdirmek için ne gerekiyorsa yapsın. Biz hizmet etmek için hazırız. Bakın bu kadar eğitimli gencimiz var. Kahve köşelerinde oturuyor. Bu ülkeye maaşını, her şeyini veren, elektriğini, suyunu ve yatırılması gereken ne fatura varsa ilk önce yatıran Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı. Devlete karşı sorumluluğunu biliyor. Devlete karşı bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama devlet neden getirmiyor? Oysa sen vatandaşını yaşatsan sen de yaşayabilirsin o topraklarda. Evet. Eğer sen vatandaşı yaşatamıyorsan gelecek adına orada yaşam tehlikeye düşer. Almasını bilen devlet vermesini bilmiyor. Evet. O çıkıyor buradan. Sayın Başkan, siz neler söyleyeceksiniz? Yani yaşanan süreçle ilgili. Birkaç noktada tespitte bulunmak istiyorum. Sayın Başkan'ın getirdiği imza kampanyasını sonuna kadar durmaya destekliyoruz. Yani bundan hiç kimsenin bir endişesi yoktur. Bunun yanında işte son yapılan saldırıyı da DEP Partisi'nin 2015 yılındaki sanırım Avrupa Parlamentosu'ndaki seçim başarısının bir rövanşı gibi algılamak lazım. 28 yılın sonunda geldiğimiz noktada hala biz Türk'üz diye haykırırken hiçbir mesafe kat etmeyen insanların hukuk içerisinde bir toplumun varlığını tanımayan insanlara bir bedel ödetmesi olarak görüyoruz. Çünkü bakın DEP Partisi'nin manevi şahsiyetini oluşturan kurucusu Doktor Sadık Ahmet'in anısına 2016 yılında geldiğimizde tahammül edilemiyorsa halen bu sıkıntılar karşısında azınlığın temel problemlerine çözüm konusunda adım atılamıyorsa bir hazımsızlık problemi var. Şimdi tamam, hazımsızlık problemi var. Yani onu anlayabiliyorum ama şimdi baktığınız zaman siz dernek olarak yani bu işlerin neresindesiniz? Hangi noktada bu işleri yapıyorsunuz? Mutlak surette bir müdahale ediyorsunuz. Çünkü Batı Trakya'da yaşanan sorunları öyle ya da böyle dile getiriyorsunuz. Onların tespiti konusunda da bir şeyler yapıyorsunuz. Şimdi benim sizden öğrenmek istediğim şu. Tamam, 28 yıl önce bir süreç yaşandı. Siz bir bayrak aldınız. Sayın Hakküder gibi isimler daha öncesinde yaşanan belli süreçler var. Bu isimler bu mücadeleyi verdi. Ama sizin mücadelenizde geçmişe baktığınızda sizin mücadelenizi kıyaslarsak neler söyleyeceksiniz? Yani bir artış var mı? Yani mücadelenizde bir gayret görüyoruz biz. Ama sonuç odaklı bir gayret var mı yok mu? Her şeyden önce tabii ki sivil toplum örgütlerinin gücünü oluşturan üyeleridir. Alttan gelen taban. Kaç üye vardı pardon? 20 bin civarında 20 bin. Üyesi vardır Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 13 şubesi 4 temsilciliğiyle Türkiye'de genelde faaliyet gösteriyor. Yani kuruluş amacına baktığınızda ilk planda zaten Batı Trakya'da yaşanan sorunlar karşısında oradaki insanlara desteği vermiştir.
peşi sıra gelen göçlerle birlikte Türkiye'ye yaşayan insanların da geçmişteki kültürel varlıklarını, kendi kimliklerini yaşatmasını sağlamayı hedeflemiştir. Şimdi Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin durduğu nokta 1946'dan beri aynı noktadır. Yani temelde Batı Trakya'da yaşanan sorunları dile getirmeye çalışmak, oradaki insanların mücadelesine destek olmaktadır. Biz göreve geldiğimizde şunu söyledik, farklı olarak ne yapacağız dedik. Bu derneği yönetmeye talip oldunuz, ne yapacaksınız dediklerinde biz yönetmeye talip olmadık, yönetilmeye talip olduk dedik. Bazı insanlar bunu algılayamadı. Tabanla birlikte, üyenin talebiyle birlikte şekillendireceğiniz bir yönetim anlayışı içerisinde zaten aldığınız güçle mesafe kat edebileceğinize inanıyorum. Bugün DEP Partisi'nin geldiği konumda halkın desteği var. Biz yolumuza devam ediyoruz, bu mücadele güçlü şekilde devam ediyor dendiğinde o alınan gücün sesi olarak bu yansıma var. O yüzden ben Burhanettin Bey kadar, Sayın Eski Genel Başkanım kadar karamsar bakmıyorum. Şimdi yaşanan koşullara baktığınızda Türkiye'de olsun Yunanistan'da olsun zaman zaman ekonomik problemlerin içerisinde boğuluyoruz. Zaman zaman farklı çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. İşte gelen Türkiye'ye gelen insanların ikamet sorunu olur, başka sorunları olur. Bireysel manada yaşanan bu sorunları aştıkça biz toplumsal mücadeleyi zaten güçlendireceğiz. Batı Trakya'da ekonomik altyapıyı güçlendirdiğimizde Batı Trakya'daki insanları toplu mücadeleye sevk edeceğiz. Kendi toplumsal araçlarının peşine koşmasını sağlayacağız. Yani oradaki kurumun peşine kuru kuruya kendi ekmek mücadelesiyle baş etmeye çalışan insana hadi yürü bu sorunumuz var dediğinde o sahiplenmeyi yeterince göremeyebilirsiniz. Temelde amaç bireyin sorununu çözerek toplumsal sorunların çözümüne gitmektir. Biz de dernek olarak burada yaptığımız şey de yani kalkıp da tek vücut olarak yapımızı koruyoruz. Tek fikir olarak koruyoruz. Oradaki mücadeleden geriye gidilmiş hiçbir adım yoktur. Şikayet edilen nokta belki yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi adına ileriye gidiş konusundadır. Yeterince mesafe kat edilemediği konusundadır. Burhanettin Bey'in bugün buradaki sistemi biz daha iyilerini yapabilirdik, haklarımızı alabilirdik, alamadık noktasındadır. Bizim gönlümüzden geçen de budur. Tabii ki mesafe kat edeceğiz. İnsanların sorunlarını çözeceğiz. Toplumsal anlamda sorunları çözerken bireysel anlamdaki sorunları da ihmal etmeyeceğiz. Kişinin bir sorunu varsa, herhangi bir kurumda yerleşik düzeninde bir sıkıntısı varsa gerekirse bireyin peşinde koşacağız. Ama yani Batı Trakya'daki kurumların zaman zaman işte zafiyete uğradığı iddiası olur, farklı iddialar olur. Sizin dile getirdiğiniz işte sosyal medyaya yansıyan eleştiriler olabilir. Yani bu çağda bunları normal karşılamak lazım. Artık herkesin konuştuğu, her şeyi dile getirebildiği bir ortamda her şeyin gerçek olduğu... Ama bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. İşte her şeyin gerçek olduğu varsayımı bizim insanımızda buna önemli. Allah'tan Batı Trakya'da yaşayan toplumun büyük bölümü sosyal medyaya falan baktığı yok. Önüne konan gazeteyi okuyor garibim. Önüne konan veya sizin anlattıklarınız, bizim anlattıklarımız bu ekranlar aracılığıyla dinliyor. Yani sosyal medyaya baksa herhalde Batı Trakya'da bir dakika durmazlar. Çünkü Batı Trakya birbirini yemekten bir arpa boyu yol alamıyor. Bazı insanlar sayesinde. Batı Trakya'daki insanlarımız kendi sorununa, toplumun sorununa sonuna kadar sahip çıkıyor. Bundan hiçbir endişemiz yoktur. Bundan yani, sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Ancak dediğimiz gibi çoklu faktörler var. Yani bugün iki ülke arasındaki ilişkileri ilgilendiren veya uluslararası olarak Lozan Antlaşması imza altına alınmış bir anlaşmada diğer ülkelerin güvencesinin söz konusu olduğu bir yerde toplumun kendi içerisinde hareket edip çözüm üretme kabiliyeti düşüktür. Yani burada Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yapacaktır. Batı Trakya Türklerine sahip çıkacaktır. Avrupa'ya ve diğer bu anlaşma altında imzasını atarak güvence benim diyen ülkelere baskısını yapacaktır. Batı Trakya'da sorun bu şekilde çözülecek. Hak bu şekilde alınacak. Bugün iktidar partisinde 3 tane Türk milletvekili var. Yani iktidar partisi bugün bu milletvekilleri Türk değildir demiyor. O zaman geldiğinizde topluma bakış açınızda da diyeceksiniz ki evet bu azınlık Türktür. Sorun böyle çözülür. Yani bizim beklentimiz Batı Trakya'da bir sene önce daha iyimser noktadaydı dememiz bundandır. O yüzden biz yine umudumuzu korumak istiyoruz. Bugün iktidarda olan Siriza Partisi'ndeki vekillerimizi de göreve çağırıyoruz. Partinin üst noktasında gerekirse
iktidar ortaklarıyla. Bu noktada bakın, bu azınlığın etnik kimliğini inkardan vazgeçtiğiniz gün Yunanistan'a bir renk katkısı sağlanacaktır. Evet. Batı Trakya'da bu azınlık Yunanistan'ı rahatsız edecek bir yapı içerisinde hiçbir zaman olmadı. Hukuk temelinde haklarını savundu. Yani biz hukuki yollarla gittiğimiz hak arama mücadelesinden de vazgeçme niyetinde değiliz. Elbette, yine hakkımızı bu çerçevede arayacağız. Siyasi partilerimiz olsun, diğer sivil toplum örgütlerimiz olsun yine bu metotta arayışına devam edecek. Biz renk olmak istiyoruz. Yunanistan içerisindeki Yunanlı komşularımızla huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Yani bugün DEP Partisi'ne bir saldırı oluyor. Trakya'nın bekçileri adını verdikleri bir grup gelip o toplumun liderinin anısına saygısızlık yapıyor. Bu toplum azınlığıyla, çoğunluğuyla kendini korur. Bekçiye ihtiyacı yoktur diyorum. Ne mutlu. Bu bağlamda ben son sözünüzü de almak istiyorum. Çünkü yayınımız bitmek üzere. Uyarı geliyor rejiden. Tabii, son sözlerinizi alayım. Sırası Burak Bey'den de alacağım. Gökhan Bey, bu kadar tecrübeli iki konuşmacı olunca, konuya hakim iki konuşmacı olunca, ben yeni genel başkan olarak sesimi çok fazla duyuramadım. Umarım bundan sonra farklı konularda bir araya geleceğiz. Ben her iki konuğa teşekkür etmek istiyorum katkılarından dolayı. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten sessiz çoğunluk veya sessiz azınlıkların, sesi çıkmayan azınlıkların sesi olmayı başarıyorsunuz. Çıkacak, o ses de çıkacak. Hiç merak Bu sesi etmiyorum. Çıkarttığımız, daha gür çıkarttığımız noktada eminim ki hepimiz çok daha rahat, çok daha güzel şeylerden şeyleri konuştuğumuz ortamlarda olacağız. İnşallah. Rumeli ailesine tekrar teşekkür etmek istiyorum. 29 Ocakları da bizler unutmuyoruz. Hiçbir zaman da unutturmayacağız ve bu toplum Türk'üz demeye, biz Türk'üz demeye, bu söylemi haykırmaya devam edecektir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Burhanettin, kısa ve öz rica edeceğiz. Kısa ve öz. Şimdi kısa özde bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Dün haberleri izlerken tereddüt ettim. Ya doğru olamaz dedim. Danimarka'da anaokuluna giden çocuklara haftada bir gün domuz eti yedirme zorunluluğu getiriliyor. Neyle ilgili? Bu göçmenlerin engellenmesiyle ilgili. Bakın, sihirli kelimelerin en çok kullanıldığı Avrupa'da insan hakları, din özgürlüğü, demokrasi sözlerini söyleyen 50 bin kişi ya gitti ya gitmedi. Onu engellemek için din özgürlüğünü nasıl ket vurabiliyor? Şimdi Batı Trakya Türklerinin durumunu herhalde bu kelime çok iyi anlatır. O 29 Ocak 1988'i yaratanları, ebediyete göçmüş olanları rahmetle anıyorum. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Başta İsmail Rodoplu olmak üzere. Ve Batı Trakya Türk'ü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan, onun anısını yaşatmakta kararlı olduğu gibi ne mutlu Türk'üm sözünün dışına çıkmayan, ezanı Muhammedi'yi susturmama kararlılığını gösteren topluluktur. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Suçu lisan etmişsek de affola diyorum. Ne mutlu sizlere. Saygılar. Sağ olun efendim. Ben de ilk önce tek Rumeli ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam bütün Rumeli coğrafyasında bizlere seyreden soydaşlara da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 29 Ocaklar hiçbir zaman ne unutulur ne de unutturulur. Bizler de üzerimize düşen görev neyse yapmaya devam edeceğiz. Tabii başlatmış olduğumuz imza kampanyasına dikkat çekmek istiyorum. Burada bütün Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensupları destek vermeliler. Bir başka çağrı da burada belki ilginç olacaktır ama Yunanistan'da eğer bugün partiler içerisinde sonuç alamıyorsak, ben partilerimden rahatsızım diyen milletvekillerimiz varsa şurada açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben 4 milletvekili abimi de çok seviyorum. Hiçbirini ayırmıyorum. Seçim zamanında zaten tarafsızlığımızla Türk'ün oya Türkiye gitsin diye bir milletvekili fazla çıkaralım diye mücadele ettik parti olarak. Ben buradan hepsinin Dostluk Eşitlik Barış Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum.
Yunan Meclisi'nde Dostluk Eşitlik Barış Partisi bayrağını taşısınlar. Ve işlerinden birine de başkanlığı bırakırım diyorum. Eğer bu cesareti gösterecek bir milletvekili olursa seve seve de başkanlığı bırakıp destek vermeye hazırım diyorum. Dava bunu gerektiriyor bugünlerde. Çünkü çözüm almamız için bizler mecliste olmak durumundayız. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gökhan Bey, reji 2 saniye. Şey yapsın, bir herhalde verdi dünya siyaset verdi. Tarihinde bir genel başkan çıkıyor. Toplumu adına nasıl fedakarlık yapabileceğini. İnanın o 150 bin tane Batı Trakya Türk'ü bu fedakarlığı her kademesinde gösteriyor. Ve bizim başarımız orada. Onun için bizde kolay kolay kopma olmaz. İnşallah olmadı olmayacak da. Olmaz. Yeter ki araya fitne fesat sokulmasın diyelim. Dünün en önemli mesajı oldu sanırım. Evet. Evet, DEP Partisi Genel Başkanı Mustafa Acaliş'in vermiş olduğu bu mesaj tüm Batı Trakya'da geniş yankı uyandıracaktır. Özellikle Atina'daki parlamentoda faaliyet gösteren 4 milletvekilinin kulağına da küpe olacaktır. Çünkü sizler orada temsil ettiğiniz partinin sorumlundasınız. Ama her şeyden önce Batı Trakya'da yaşayan 150 binden fazla soydaşın azınlığın sorunları sizin omuzunuza her geçen gün yük olarak binmeye devam edecektir. Diliyoruz, umuyoruz ki bu sorumluluğu yerine getirir. En kısa sürede de Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin bayrağının Atina parlamentosunda dalgalanmasını sağlarsınız. Evet, çok 29 Ocaklar gelip geçiyor. Çok 88'li yıllar gelip geçecek belki de. Biz 28 yıl önceki yaşanan süreci bugün bu yayında konuştuk. Belki Allah izin verir, nasip ederse 30 yıl, 40 yıl sonra bu süreci konuşacağız. Ama bu süreci acılarıyla, bize bıraktığı hatıralarla değil, mücadelede verilen haklı, emin attığımız adımlarla konuşmak istiyoruz. Vakıf mallarının iadesi, eğitim sorunu, din konusundaki bütün esnekliklerin gösterildiği bir Yunanistan umut ediyoruz. Belki Avrupa Birliği Yunanistan'ı bir kenara itmeye çalışsa da hala güçlü bir üyesi olduğunu bizler hatırlatmak istiyoruz Avrupa Birliği'ne. Yunanistan'da yapılacak çok şeyler var. Özellikle Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözülmesi konusunda Avrupa Birliği'ne verilecek derin ve bir o kadar da önemli mesajlar var. Bilmiyoruz, her program sonunda söylüyoruz. Söylediklerimiz için anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna bile az diyoruz. Büyüklerimizden bize söylenen bir söz. Biz de bunu Atina'daki parlamentoya, Avrupa Birliği'ndeki temsil eden milletvekillerine söylüyoruz. Bir başka yayında, bir başka programda yine başka sorunlarla konuklarımızla tartışacağız. Gündem özel programdan ayrılmayın, esen kalın diyoruz. Mutlu akşamlar.